Sevgili arkadaşlar merhaba. Şimdi 5. soruyla devam ediyoruz. Deneme 3'teki 5. sorum. Arkadaşlar biliyorsunuz paylaştırma ve sıra sayıları soruları mantığı değiştirerek de soruluyor. Kendi başına da soruluyor. Şimdi bu sorumuzla devam edelim. C ve B sınıfındaki öğrenci sayıları ve öğrencilerin sıralara oturması ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. C sınıfındaki öğrenci sayısı F sınıfındaki öğrenci sayısından 2 tane fazladır. F sınıfındaki sıra sayısı C sınıfındaki sıra sayısından 3 eksiktir. C sınıfındaki öğrenciler sıralara üçerli otururlarsa tüm sıralar doluyor ve bir sırada da iki kişi oturuyor. Burası çok kafa karıştırıyor arkadaşlar. Burayı anlatacağım. F sınıfındaki öğrenciler dörderli otururlarsa iki öğrenci ayakta kalıyor. C ve F sınıfındaki öğrenci sayılarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi burada birkaç tane olayı size bahsetmek istiyorum. Hayal. Öncelikle bir kere hayal kurun. Nasıl bir hayal kurarım diyelim. 5 sıra var. Her sıraya 3 kişi oturuyor. Her sıraya 3 kişi oturuyor. Bu sınıfta kaç kişi var? Nasıl bu? 15. Bakın kendi formülünüzü kendimiz öğretiyoruz. O zaman ne yaptık? Sıra sayısıyla illa size böyle sınıf sorusu soracak diye bir şey yok arkadaşlar. Farklı bir soru gelebilir. Formülü çıkarmaya görün. Sıra sayısıyla bir sıraya kaç kişi oturduğunu yazarsak bir sıraya kaç kişi oturdu? Bana neyi verir? Sınıf mevcudunu verir. Ama tabii buradaki ayaktaki kişileri ayrıca manuel eklememiz lazım buraya. Bu oturan iki sınıfta oturan kişi sayısını öyle de ayrıca eklememiz lazım. Şimdi burada dikkat edeceğiz. Olay nasıl çözümleniyor? C sınıfı var. F sınıfı var. Diyor ki C sınıfındaki öğrenci sayısı F sınıfındaki öğrenci sayısından 2 tane fazladır. Yani burada x artı 2 kişi varsa burada ne kadar kişi var? X kişi var. F sınıfındaki sıra sayısı C sınıfındaki sıra sayısından F sınıfındaki sıra sayısı C sınıfındaki sıra sayısından 3 eksiktir. Burada y tane sıra varsa C sınıfındaki sıra sayısı nedir? Y eksi 3'tür. Pardon. Yes, F sınıfı, evet doğru. F sınıfındaki sıra sayısı C sınıfındaki sıra sayısından 3 eksik olacak. Tamam. Burası doğru arkadaşlar. Sonra buradaki yaptırımları tek tek yapacağız şu yukarıdaki formüle göre. Arkadaşlar iğne vuruldum bugün. Yaklaşık bir haftadır ondan sesim çıkmıyordu. Onun verdiği etkiyle birazcık sesimde tuhaf dikkat ediyorsanız. Şimdi C sınıfındaki öğrenciler sıralara üçerli mi oturuyor? Tüm sıralar doluyor ve bir sırada da iki kişi oturuyor. Biz tüm sıraların dolduğunu bir hayal edelim. Yani her sıraya üç kişinin oturduğunu hayal edelim önce arkadaşlar. Sıra sayısı neydi? Y idi. Bakın sıra sayısı Y. Bir sıraya kaç kişi oturuyor? 3 kişi. Oturan öğrenci sayısı ne olur? 3 çarpı Y mi oldu? 3 çarpı Y oldu. Peki ne demişim burada? Bir sırada iki kişi oturuyor. Ben her sıraya üç kişinin oturduğunu düşündüm ama bir sırada da iki kişi oturmuş. Yani o zaman o bir kişiyi ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Çünkü niye? 3 oturması gereken 2 oturmuş. 1 eksik yani. Bu neye eşit arkadaşlar? X artı 2'ye eşit. F sınıfını oturtalım şimdi. F sınıfındaki öğrenciler dörderli otururlarsa 2 öğrenci ayakta kalıyor. Şimdi dörderli oturacaklar. Sıra sayısı ne? Y eksi 3. 4 çarpı Y eksi 3. 4 çarpı Y eksi 3. Oturttu mu onları? Bir de ayakta olan 2 kişi var. Onları da eklersem bana neyi verecek? Tüm sınıftaki öğrenci sayısını verecek. O da neye eşit? X'e. Çünkü bakın sınıflardaki öğrenci sayıları farklı eder. Arkadaşlar işte burada bir soru kalıbı gösterdim size. Bu soru kalıbı 2020 sınavlarında çıkabilir. O yüzden bu soru kalıplarına dikkat edin. Aynen gösterdiğim gibi üzerine gidin. Tabi burada şimdi ne yapmamız lazım? Bir yerde X var. Öbür tarafta X artı 2 var. Ben şuraya bir tane daha 2 eklersem ne olur? Bu da X artı 2 olur. Bu da x artı 2 olunca ne olur? Bunlar birbirine eşitlenebilir. O zaman 3y eksi 1 eşittir. 4 ile y'yi çarpın. 4y. 4 ile eksi 3 çarpın. Eksi 12. Artı 2 artı 2 ne yaptı? Artı 4 mi yaptı? Sevgili arkadaşlarım burada 3y'yi buraya atın. Burada ne kaldı? Y. Y kaldı. Eksi 12 artı 4 ne geldi? Eksi 8 mi? Öbür tarafından artı 8. 8'den 1 çıktığı zaman y ne oldu? 7 oldu. Bakın bu denklemi çözdüğümüz zaman y 7 oldu. C ve F sınıfındaki öğrenci sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi Y'ye 7'yi koyun. 7 kere 3 21. 21'den 1 çıkarın. 20. X artı 2 neye eşit oldu? 20'ye eşit oldu. Y'ye ne koyacağız? 7. 7'den 3 çıkarın. 4. 4 kere 4 16. 2 ekle 18.
X ne oldu? 18 oldu. Zaten X artık 20 ise X de 18. Ama ben biraz da buradan görün istiyorum. Toplam kaç kişi var arkadaşlar? 20 kişi burada var. 18 kişi burada var. Kaç kişi var? 38 kişi var. Şimdi ben bu sorunun üzerine şöyle durmak istiyorum arkadaşlar. Bakın buradaki sıra sayısı yarın bir gün başka bir şey olabilir. Mesela sınıfa gelen bir öğretmen öğrencilere tohum dağıtmış olabilir. Boncuk dağıtmış olabilir. Para dağıtmış olabilir. Ne yapacaksınız? Tohum öğrenci sayısı çarpı bir öğrenciye verilen tohum. Öğrenci sayısı çarpı bir öğrenciye verilen para. Yani buradaki bakın şu soru kalıbı bu bir kalıptır arkadaşlar. Buradaki hikaye sizin karşınıza değişerek muhakkak ki bir şekilde gelecektir. Bu kalıba dikkat edin. Ben burada kalıbın her yeriyle oynadım. Her şey anlaşılsın diye. Yani sınıf mevcutlarıyla oynadım. Sıra sayısıyla oynadım. Bir sıraya kaç kişi otururla oynadım. Yani bu sorudan gönüllerdik 5-10 tane çözelim. Yani bu soru kalıbı çok önemli. Buna muhakkak ki dikkat edin. Şimdi bir sonraki sorum yüzde problemi. Bir mağaza tüm tabletleri %25 kar ile satmaktadır. Gerçekten beyin yakmış olabilir bu soru arkadaşlar. A işletimli tabletin satış fiyatı, B işletimli tabletin maliyet fiyatının iki katı kadardır. Bu mağaza 4 tane A işletimli tablet, 6 tane B işletimli tablet sattığında 620 TL kar elde etmiştir. B işletimli tabletin satış fiyatı kaç TL'dir? Arkadaşlar tabii videoları da arada durdurup dediklerimi not alarak size düşünün. Yani orada birazcık yoğun bir konu anlatım var şu anda. Böyle kısa görününe bakmayın. Birçok içeriği beraber işlemişiz. Şimdi A, B var. Maliyet, satış. Maliyet, satış. A işletimli tabletin satış fiyatı, yani A'nın satış fiyatı B'nin katı kadarmış. O zaman B'nin maliyet fiyatına 100x diyeyim. A'nın satış fiyatına da 200x diyeyim. Bakın maliyet fiyatına 100x, 200x. Neden? Bakın burada ne diyorum? A işletimli tabletin satış fiyatı, B işletimli tabletin maliyet fiyatının iki katı kadar. Bakın maliyetin iki katı kadar. Bu mağaza 4 tane A işletimli tablet, 6 tane B işletimli tablet satacak. 620 lira kar edecek. Bir de burada şunu dikkat edin arkadaşlarım. Bakın gerçekten çıkacak bir soru diye düşünüyorum bunu. Çünkü burada bir buradan böyle gidiş var. Bir de buraya gidiş var sevgili arkadaşlarım. Aman ona dikkat edin. Bu mağaza tabletleri %25 kar ile satmaktadır. Size çok güzel bir hareket göstereceğim. Şimdi 100x maliyet fiyatı. 100x'in %25'i nedir? 25x'tir. 25x karla satarsam ne yapar? 125x yapar değil mi? Fakat burayı kırmızıyla göstermek istiyorum. Ama satış fiyatı belirli maliyete gidecekse nasıl buluruz? Arkadaşlar burada yüzde problemleri konu anlatım videom var. Oynatma listesinden bulun. Muhakkak dinleyin onu. Bakın burada kısa bir şey gösteriyorum. Burada %25 fazla hali vermiş bir şeyi geriye dönüştürmek için 125'e bölüp 100'le çarpacaksınız. 25'e bölün 4, 25'e bölün 5, 205'e bölün 40, 40 kere 4, 160x. A tabletinin maliyet fiyatı 160x. Deneyelim bakalım. 160x'in %25'ini alalım arkadaşlar. 1 bölü 4 yaptı. 160'ı 4'e bölersen ne olur? 40x olur. 40x'de ne yapar? 200x olacaktır. Yani demek ki arkadaşlar A işletimli tablet 160 alınıyor. 200'e satılıyor. Buradaki gösterdiğim şeyi neye göre yaptım? Vaktim var mı bakayım. Bunu değinmek isterim. Arkadaşlar %125'lik halini vermişti. 125'e böldüm. 100'le çarptım. Kendisine döndürdüm. Peki bana diyor ki 4 tane A tableti 5 tane de 6 tane de B tableti satıyor. 620 lira kar elde etmiş. Bir A tabletinde ne kadar karım var? 40x. Bir tane B tabletinde ne kadar karım var? 25x. Kaç tane A sattım? 4 tane. 4 çarpı 40x eşittir 160x. Kaç tane B tablet sattım? 6 tane. 6 çarpı 25x eşittir 150x. Sevgili arkadaşlar, burada topladığınız zaman kaç x yapar? 310x yapar. Peki ne kadar denk gelmiş o da? 620 lira kar elde etmesine denk gelmiş. 310x eşittir 620'den x ne gelir? 2 gelecektir. O zaman B işletim tabletinin satış fiyatı, yani şunu soruyor bana. O da budur. 125 çarpı 2'den ne gelir? 250 gelir. İşte arkadaşlar bakın çıkmış soruları da inceleyin. Bir tane buradan böyle düz veriyor. Bir tane buradan ters veriyor. Öğrenci şuradaki tersteki olayda takılıyor. Bunu ben yüzde problemleri videomda detaylı olarak anlattım. Burada da gösterdim gerçi. Ona çok dikkat edin. O hamleyi kavrayın. Neden 125'e böldüm? Çünkü %125 fazlalık hali. 200x.
125'e böldüm, 100'e çarptım çünkü maliyete dönüyor.